Merhaba arkadaşlar, ben Uğurcan. Bugün sizlerle beraber son videomuzun altında bırakılan ödevin cevaplarını yapacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Ödevde bizden 3 e, üç farklı sınav notumuzu ve ayrıca devamsızlık saatimizi kullanıcıdan input olarak istememiz söylenmiş. Öncelikle ilk midterm notumuzu kullanıcıdan Input fonksiyonuyla alıyoruz. Ee, bir bildirim olarak Midterm bir notunuzu giriniz diyebiliriz. İkinci midtermimizin notunu da yine aynı yöntemle alıyoruz. son olarak final notumuzu Bu şekilde sınav notlarımızı kullanıcıdan aldıktan sonra 3 notun sonucunda ortaya çıkacak ortalama notu hesaplayacağız. Ortalamamızı da yine float cinsinden hesaplamamız gerekiyor. Bunun için de ilk midterm notumuzun %30'u, ikinci midterm notumuzun da %30'u ve final notumuzun da %40'ını hesaplayıp hepsini toplayarak ortalama notumuza ulaşacağız. Bunun için işlem önceliklerine ve parantez kullanımını göz önünde bulundurarak bu şekilde hesaplama işlemimizi gerçekleştireceğiz. Ortalama notumuzu hesapladıktan sonra kullanıcıdan devamsızlık yaptığı saat sayısını girmesini isteyeceğiz. Bunun için de yine yine üstteki kullanımı benzer bir şekilde input fonksiyonumuzla Devamsızlık yaptığımız toplam saati biriniz diyerek alacağız. Bunda devamsızlık saati e, ee, integer cinsinden bir devamsızlık saati adında bir variable'a kaydettik. Devamsızlık saatinin değerini kullanıcıdan aldıktan sonra devamsızlığın bir boolean cinsinden tutmamız istenmiş ödevde. Bunun için öncelikle if else koşul bloklarında verilen devamsızlık saati değişkenin 20'den büyük mü sayı değeri olarak 20'den büyük mü ya da küçük mü onu kontrol ederek bu devamsızlık boolean değişkenine true ya da false değerleri atacağız. Bunun için devamsızlık saati eğer 20'den büyükse devamsızlık diye bir boolean e, oluşturarak bunun değerine ben true vermek istiyorum. Böylelikle eğer devamsızlık değişkenimiz true ise bu öğrenci devamsızlık yapmış. E, 20 saat fazla devamsızlık yapmış anlamına gelecek. Eğer yapmadıysa devamsızlık değerimiz ...poz olacak. 4 satırda hallettiğimiz devamsızlık saati kontrolünü biz tek satırda turner operation denilen yöntemle e, daha rahat daha kolay halledebilirdik. E, Onun da gösterimini size göstermek istiyorum. Şu şekilde Devamsızlık eşittir. True. Eğer devamsızlık saatimiz 20'den büyükse ya da değilse anlamında as, false. Burada ne yaptık? Eğer e, if'imizin içindeki koşul sağlanırsa devamsızlık Değişkenimizin değeri otomatik olarak true olacak. Eğer e, değilse else kısmına girecek ve devamsızlığın değerini otomatik olarak false yapacak. Sırada e, gerekli bilgileri kullanıcıdan aldıktan sonra bunları kontrol etmek var. Devamsızlık saatimiz 20'den fazla değilse ve ortalamamız da 50'nin altında değilse kullanıcı, öğrenci bu dersten geçmiş sayılacak. Ve bunu kullanıcıya bildiren print fonksiyonuyla kullanıcıya bildiren mesajımızı yazacağız. Bunun için ilk if bloğumuzda iki adet parantez açıyorum. Ortalamamız 50 ve üzeri ve Aynı zamanda iki koşulun da sağlanması gerekiyor. Ve Devamsızlık durumumuz Olsa Yani e, Devamsız durumda değilsek Kullanıcıya print fonksiyonuyla Dersi başarıyla Geçtiniz. Notunuz bir mesajla ona ortalama notu belirtebiliriz. İkinci kontrol bloğumuzda ortalamamız 50'nin altında ama yine üstteki gibi devamsızlığımız false yani devamsız durumda değiliz. Derslere katılım sağlamışız. Bunun kontrol bloğunda şu şekilde yazabiliriz. yine print fonksiyonuyla ortalamanız 50'nin altında bu dersten kaldınız gibi bir mesajla bunu kullanıcıya bildirebiliriz. Üçüncü kontrol koşulumuzda kullanıcımız ortalamasını 50'nin üzerinde tuttu ama devamsızlıktan kaldı. Bunun koşulunda şu şekilde yazacağız. Evet galiba yeterli. Evet. Hatta üstte yaptığımız gibi e, ortalama büyük eşittir dersek daha sağlıklı sonuçlar elde edeceğiz. E, ortalamamız 50'nin üzerinde ama devamsız koşuldayız. Bunu kullanıcıya şu şekilde bildirebiliriz. Devamsızlığınız 20 saatin üzerinde bu dersten kaldınız. Son kontrol bloğumuzda kullanıcımız hem devamsızlık saatinin fazla olmasından dolayı hem de ortalamasının 50'nin altında olmasından dolayı kalmış olduğunu ona bildireceğiz. Bunu da şu şekilde devamsızlığınız 20 saatin üzerinde ve ortalamanız 50'nin altında bu dersten kaldınız. Bu şekilde son kontrol bloğumuzu da yazdıktan sonra kodumuzu deneyebiliriz. Kodumuzu çalıştırıp gerekli input değerlerini verelim. Öncelikle ilk koşul bloğumuzu yani if'i kontrol ediyoruz. Bu koşul bloğunda hem ortalamamız %50'nin üzerinde olacak hem de devamsızlığımız 20'nin altında olacak. Bu şekilde ilk midtermden 100 aldığımızı, ikinci midtermden 90 aldığımızı varsayıyorum. Final notumuzu 95 girelim ve bu öğrenci de 5 saat devamsızlık yapsın. Ortalama notumuzu 95 olarak bize söyledi. Ve dersi başarıyla geçtiğimizi görüyoruz. E, Elif ikinci koşul bloğumuzu kontrol etmemiz gerekirse bunda ortalamamız 50'nin altında olacak. Ama devamsızlığımız yine e, 20 saatin altında olacak. Bunun için ilk midtermden 50, ikinci midtermden 30, finalden de 35 alabiliriz. Devamsızlık yaptığımız saat yine dediğim gibi 20 saatin altında olacak. 10 saat ortalamamızın 50'nin altında olduğunu bize iletiyor ve bu dersen kaldığımızı söylüyor. Üçüncü kontrol bloğumuzu deneyelim. Bunda da ortalamamız yüksek ama devamsızlığımız fazla. Hepsinden 100 alalım. Ve devamsızlık saatimizi de 21 yapalım devamsızlığımız 20 saatin üzerinde. Ancak yine de dersten kaldık. Bu kadar iyi notlar almamıza rağmen. Ee, son koşulumuzda denememiz gerekirse ilk midterm notumuz 10. ikincisi 20. Final notumuz da 30 olsun. Ve devamsızlık saatimiz de 40 saat olsun. Böylelikle her iki koşulda sağlayamadığımız için bize son else Kontrol bloğundaki mesajı gösterdi. Ee, bu şekilde sizlerle beraber son videomuzun altında e, bıraktığımız sorunun cevaplarını yaptık. Bir sonraki videomuzda bir sonraki soru çözümümüzde görüşmek üzere.